Bu videoda oranlarla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Birinci sorumuzu hemen okuyalım. Yoda soda, galaksiler arası partilere katılan herkesin favorisi olan bir içecektir. Organize ettiğiniz partide her 12 misafire 5 litre yoda soda düşecek şekilde planlama yapıyorsunuz. Eğer partiye 36 misafir gelirse kaç litre yoda sodaya ihtiyacınız olur? Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bize soruda misafir sayısıyla soda miktarı arasındaki oranı veriyorlar. 5 litre soda 12 misafire yetiyormuş. Evet, oranımız bu. Ve partiye 36 misafir gelecekmiş. Buradaki oran 5'e 12. Yani 5 litre sodaya 12 misafir. Fakat bize verilen durumda 36 misafir olacakmış. 36 misafir 12'nin 3 katı olduğuna göre ihtiyacımız olacak soda miktarı da 5 litrenin 3 katı olmalı ve 3 kere 5 15 eder. 5 litre soda 12 misafire yettiğine göre 15 litre soda da 36 misafire yetecektir. Bu ikisi aynı oranlar. O halde bu sorunun cevabı 15 litredir. Bir tane daha yapalım mı? Karşımızda içi bir sürü balıkla dolu olan bir akvaryum var. Bakalım bize bu akvaryumla ilgili nasıl bir soru hazırlamışlar. Her boşluk, küçük balık için 8 büyük balık var. Her boşluk, küçük balık için 4 büyük balık var şeklinde iki tane ifade kullanılmış. Hadi bakalım boşlukları bulalım. Şimdi hemen videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz önce büyük balıkları sayalım. 1 2 3. Aslında şuradan başlasam daha iyi olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Akvaryumda ilk ifadedeki ile aynı sayıda yani 8 tane büyük balık varmış. Peki bir de küçükleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de küçük balık varmış. O halde İlk ifadedeki bu boşluğu her 10 küçük balık için 8 büyük balık var şekilde doldurabiliriz. İkinci ifadede her boşluk küçük balık için 4 büyük balık var deniyordu. Peki şimdi bana buradaki boşluğa ne yazmam gerektiğini söyleyebilir misiniz? İki ifadeyi karşılaştırırsak 8 büyük balıktan 4 büyük balığa geçmek için 2'ye böleriz öyle değil mi? Dolayısıyla onu da 2'ye bölüp, ikinci ifadedeki boşluğa gelecek küçük balık sayısını bulabiliriz. 10 bölü 2'den 5 bulduğumuza göre, her 5 küçük balık için 4 büyük balık var ifadesini elde edeceğiz. Bunu bulmanın başka bir yolu da, akvaryumdaki balıkları 2 eşit gruba ayırmaktır. Bir bakalım, mesela şöyle çizersem, evet işte burada 1, 2, 3, 4 büyük balığa 1 2 3 4 5 küçük balık düşüyor. Buradaki grupta da yine 1 2 3 4 büyük balık ve 1 2 3 4 5 tane küçük balık var. Tekrar ediyorum. Her 5 küçük balık için 4 büyük balık var. Bu iki ifadede de verilenler eşit oranlardır. Devam edelim mi? Bir dondurmacı bir tane süslü dondurma yapmak için aşağıdaki malzemeleri kullanıyor. Bakalım neler kullanıyormuş? 2 top dondurma, 4 kaşık pasta süsü ve 2 kaşık da krem şanti. Dondurmacı 32 kaşık pasta süsü kullandıysa kaç tane süslü dondurma hazırlamıştır? Şimdi lütfen videoyu durdurun ve dondurmacının kaç tane süslü dondurma hazırladığını kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu soruyu birkaç farklı yoldan çözebilirsiniz. Soruda özellikle pasta süsünden bahsediliyor. O yüzden buna bir işaret koyalım. Peki bize verilen pasta süsü miktarı neydi? Her süslü dondurma için 4 kaşık pasta süsü kullanılıyormuş. Bu durumda pasta süsü ve süslü dondurma arasındaki oranın 4'e 1 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya pasta süsü, buraya da süslü dondurma diye not ediyorum. Evet, her bir süslü dondurma için 4 kaşık pasta süsü kullanılıyor. Peki 32 kaşık pasta süsü kullanıldıysa kaç tane süslü dondurma hazırlanmıştır? 4'ten 32'ye geçmek için 8 ile çarpmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Demek ki süslü dondurma sayısını da 8 ile çarpacağız. Yani 8 kat fazla pasta süsü kullanıldığına göre tam 8 kat fazla süslü dondurma hazırlanacak olması gerekiyor. Bu durumda 32 kaşık pasta süsü ile 8 tane süslü dondurma hazırlanmış olur. Yani toplam kaç tane süslü dondurma hazırlanmış? Evet, tam olarak 8 tane. Hadi son bir örnek daha yapalım. Bir köpek parkında 10 tane siyah, 5 tane kahverengi, 2 tane beyaz ve 12 tane de karışık renkli köpek vardır. Her bir kahverengi köpek için 2 tane boşluk renkli köpek vardır. Şimdi videoyu durdurun ve buradaki boşluğa ne yazmamız gerektiğini bir düşünün. Şimdi bir bakalım. Soruda her 5 kahverengi köpek için 10 tane siyah, 2 tane beyaz ve 12 tane de karışık renkli köpek olduğunu görebiliyoruz. Fakat bize verdikleri ifadede her bir kahverengi köpek için 2 tane boşluk renkli köpek var denmiş. O zaman kahverengi köpek sayısıyla bu oranı sağlayanın hangi köpekler olduğunu bulmamız lazım. Yani her bir kahverengi köpek için iki tane olan köpekler ne renktir? Şimdi soruya bir daha bakalım. Soruda her beş kahverengi köpek için on tane siyah köpek var olduğunu görüyoruz değil mi? Bu aslında siyah köpeklerin sayısının her zaman kahverengi köpeklerin sayısının iki katı olacağı anlamına gelir. Bu yüzden de her bir kahverengi köpek için iki tane siyah renkli köpek vardır demek son derece doğru olur. Aslında aradaki oranı şu şekilde de ifade edebiliriz. Bunları yazarken bahsi geçen renkleri kullanırsam sanırım daha iyi olacak. Kahverengi köpeklerin siyah köpeklere oranının her 5 kahverengi köpek için 10 tane siyah köpek şeklinde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu iki sayıyı da 5'e bölersek her bir kahverengi köpek için iki tane siyah köpek oranını elde ederiz. E buradaki ifade de zaten aynen bunu söylüyor.